أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Rabbim bir araya gelişimizi hayırlara vesile eylesin. İmanımızın artmasına, takvamızın artmasına, ihlasımızın artmasına, ahiret azığımızın ziyadeleşmesine vesile eylesin. Yüce Rabbim bizi, eşlerimizi, annelerimizi, babalarımızı ve çocuklarımızı ibadetine düşkün olanlardan eylesin. Bilinçli bir şekilde Allah yolunda yürüyenlerden eylesin. Yüce Rabbim kaymaktan ve kaydırılmaktan, sapmaktan ve saptırılmaktan, ahirette hesabını veremeyeceğimiz yanlış işlere bulaşmaktan bizi de, çocuklarımızı da, aile bireylerimizi de muhafaza eylesin. Yüce Rabbim her birimizin, eşlerimizin, çocuklarımızın kalbine aşkını, muhabbetini zerk eylesin. Her birimizi kendisine aşık olanlardan eylesin. İbadetine düşkün olanlardan eylesin. Haramlardan ve günahlardan, pislikten nefret eder gibi nefret edenlerden eylesin. Ateşten kaçar gibi kaçanlardan eylesin. Yüce Rabbim bizleri Kur'an müesseselerinde kendi irademizle buluşmayı nasip buyurduğu gibi yarın ahirette aleyhissalatü vesselam Efendimizin Livaul Ham sancağı şerifi altında toplaşabilmeyi, ilk cennete girenlerle girebilmeyi, aleyhissalatü vesselam Efendimizle beraber cemalullahı doya doya seyredebilmeyi, annelerimizle, babalarımızla, eşlerimizle, çocuklarımızla cennette kucaklaşabilmeyi Rabbim her birimize nasip eylesin. Son nefesine kadar istikamet üzere yürüyen, dini celili İslam'a hizmet şerefini şeref kabul eden ve bu yolda ömrünü, değerlerini en güzel şekilde değerlendiren, Allah'ın akıllı kabul ettiği ve akıllı olduğunu ilan ettiği sevgili kullarından olabilmeyi de Rabbim her birimize ikram eylesin. Kıymetli dostlar, bir araya gelince Kur'an ile dertleşiyor, hadis-i şeriflerle buluşuyor, imanımızın artmasına, takvamızın artmasına birbirimiz noktasında gayret ediyoruz. Sahabe-i kiram Rıdvanullahi aleyhim ecmain yolda karşılaştığı arkadaşına Teal nü'min sa'aten derdi. Yani gel seninle bir kenarda oturalım, imanımızı biraz güçlendirelim, kuvvetlendirelim. Yani Kur'an'dan bahsederek, İslam'dan bahsederek, haramdan, helalden bahsederek, kul olduğumuzun bilincini tazeleyerek imanlarımızı güçlendirelim, iman takviyesi yapalım derlerdi. Günümüz insanının derdi altın, avro, euro olduğu gibi o zamanın insanının derdi iman, takva, ihlas idi, cihat idi. Gündemde ne vardı? Cihat vardı. Gündemde takva vardı. Gündemde ihlas vardı. Gündemde yeni yeni gelen ayeti kelimeler ve onların talimatları var idi. Onların gündeminde bu olduğu için onlar bizim gündemimizden hiç düşmüyor. Bir daha söylüyorum. Onların gündeminde din olduğu için dindarların gündeminden onlar hiç düşmüyor. Ne diyoruz? Ebu Bekir radıyallahu anh, Hazreti Ömer radıyallahu anh, Hazreti Ali kerremallahu veceh, Hazreti Osman radıyallahu anh diyoruz. Onlar bizim hep gündemimizde. Yani onlar İslam'ı, Kur'an'ı başlarına tac ettiler. Allah-u Teala bütün Müslümanlara onları başlarına tac etti. Bütün Müslümanların başının tacı, aradan 1400 sene geçmesine rağmen sanki dün Hazreti Ebubekir Efendimizle buluşmuş gibi
dün evvelsi günü kaybettiğimiz veya birkaç sene önce kaybettiğimiz anamızı, babamızı, dedemizi hatırlar gibi Ebu Bekirleri, Ömerleri, Osmanları, Alileri, Rıdvanullahi aleyhim ecmain hatırlıyor. Onlardan bahsetmekten şeref duyuyoruz. Onları bizim gönlümüzde böylesine taht kurduran Allah'tır Celle Celaluhu. Tabiri caizse onlara Cenab-ı Hak şunu söyledi. Siz ki benim dinimi dert ettiniz, siz ki benim dinimi başınıza tac ettiniz, ben de sizi sizden sonra gelecek olan bütün Müslümanların başına tac ettim. Onlar her zaman sizi annelerini babalarını hatırlar gibi, sevdiklerini hatırlar gibi sizi hatırlayacaklar ve sizden bahsedecekler. Ve gerçekten de öyle oluyor. Bugün Amerika'da bir camide sohbet varsa, bugün Çin'de bir camide sohbet varsa, Almanya'da, Suriye'de, Arabistan'da ve dünyanın muhtelif yerlerinde bir camide bir sohbet varsa, mutlaka o sohbetin içerisinde bu zevatın isimleri geçer, bir kısmının ismi geçer ve onlara dua yapılır. Yani dünyanın her tarafında onların isimlerini Allah kıyamete kadar baki kılmıştır. Ben temel espriyi aslında paylaşmak istiyorum. Neden 1400 senedir sanki 4 sene önce ahirete göçmüş gibi Ebu Bekir Efendimiz'i radıyallahu anh hatırlıyoruz? Neden arkadaşlarını hatırlıyoruz? Çünkü onlar dini dert ettiler. Kur'an'ı daha iyi yaşamayı dert ettiler. Cenab-ı Hak onlara öyle bir şeref verdi, öyle yüce bir makam verdi ki hadi kullarım dedi. Siz ölürsünüz ama aradan 100 sene geçer, 500 sene geçer, 1000 sene geçer, 1500 sene geçer. Siz hep tazesiniz. Ümmeti Muhammed'in gönlünde hep tazesiniz. Elhamdülillah. Rabbim onları bizden, bizleri onlardan, cümlemizi Habibinden ayırmasın. Kıymetli dostlar, Kur'an-ı Kerim bize imanı öğretiyor. Haramı, helali öğretiyor. Farzları öğretiyor. İbadetleri öğretiyor. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim bize ahlak da öğretiyor. Sosyal ilişkilerimizi arkadaşlarımızla, dostlarımızla, cedelleştiğimiz insanlarla, bize kötülük yapan insanlarla hayatımızı nasıl sürdürmemiz gerektiğini Kur'an-ı Kerim bize öğretiyor. İslam dini insanın hayatının her bölümünü kuşatır. Kur'an-ı Kerim'deki örnekler de bize gerçekten insanın hayatının tamamını kuşatan örneklerle doludur. Kıymetli Hoca Efendimizin tatlı sesiyle okumuş olduğu ayeti kerimelerde bakalım Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bizlere neler öğretiyor. Her ayeti kerime adeta biraz önce inmiş, taze taze inmiş, hiçbir zaman eskimeyen, daima yeniliğini koruyan ilahi kelamdır. Bu bakımdan bu ayeti kerimelerin 1445 sene önce değil, sanki taze indiğini biz kendi adımıza düşünmeliyiz. Taze taze ilahi efendim bereket bizim üzerimize inmiş oldu. Okumuş olduğu birinci ayeti kerimede Rabbimiz Celle ve Ala Hazretleri, ey insanlar, siz değişik meclislerde değişik konuşmalar yaparsınız. Çok önemli gördüğünüz konuları gündeme getirirsiniz. Kendinize göre yaptığınız konuşmalar ve değerlendirmeler de güzel olduğunu düşünebilirsiniz. Ama ben size ilan ediyorum, insanlar içerisinde, konuşanlar içerisinde en güzel konuşan kimdir? Allah'a davet eden, kulluğa davet eden, haramlardan sakınmaya davet eden, kısacası Kur'an'a ve İslam'a davet eden insanın sözünden daha güzel söz olamaz. Bunun anlamı şudur kıymetli dostlar. Biz eşlerimizle, çocuklarımızla, dostlarımızla, yaranlarımızla, yaptığımız konuşmalarda ticari konuşmalarımız olur. Meşrudur. Akrabalık konuşmalarımız, dostane konuşmalarımız gıybete düşmedikçe meşrudur. Meşru olmak ayrı şeydir. Allah-u Teala'nın tasvibini alarak en güzel söz madalyasını almak ayrı bir şeydir. Kendi yaptığımız konuşmalarımızda kim ile olursa olsun, eşimizle, çocuklarımızla, dost ve yaranlarımızla,
yapacağımız konuşmalar içerisinde Allah-u Teala'nın bundan daha güzeli olamaz dediği söz, birincilik kazanan, ödül kazanan söz, Allah'a davet için kullanılan cümlelerdir ve sözlerdir. Bir insanı namaza davet ediyorsak, bir insanı zekata davet ediyorsak, bir kadını örtülmeye davet ediyorsak, bir insanı içkiden, kumardan uzaklaşmaya davet ediyorsak, bir insanı anasına, babasına Allah için saygıya davet ediyorsak, bir insanı Allah-u Teala'nın kitabına, Habibinin yoluna davet ediyorsak, işte bizim söz, sözlerin en güzelidir. O sözden daha güzeli olamaz Allah nezdinde. Elbette bu güzel sözü söyleyen, kendisi de bu sözlerin arkasında duran mümin bir insan olmalıdır. Bazen güzel sözler, güzel olmayan insandan sudur etmiş olabilir. Hem kendisi güzel, yani mümin imanlı, hem de sözü Allah'a davet olan insanın sözünden daha güzel söz olamaz diyor Allah Celle Celaluhu. Ben bu ayeti kerimeden kendi adımıza şunu değerlendirmemizi arzu ediyorum. Burasını anladığımız zaman aslında bu ayeti kerime ile ilgili çok güzel bir noktayı anladık demektir. Sabahtan akşama kadar telefonla veya vicahi yüz yüze yaptığımız konuşmalar var. İnsanın en çok çalışan gözüdür, kulağıdır, bir de dilidir, ağzıdır. Kadınlar erkeklerden daha fazla konuşmayı arzu ederler. Erkekler kadınlara göre biraz daha az konuşurlar. Yani yapı gereği, karakter gereği kadınlar biraz daha fazla. Erkekler onlara göre biraz daha az konuşurlar. Ama sabah kalktığımız andan itibaren evimizde, iş yerimizde, hayatımızda çenemiz durmadan çalışıyor. Yani konuşuyor. Bu konuşmalarımız ilahi teraziye girdiği zaman nerede, hangi mecliste biz dinden, imandan, Kur'an'dan, Kur'an'a hizmetten, ibadeti daha kaliteli yapmaktan, ahiret hazırlığından bahsedersek, işte o günkü sözlerimiz içerisinde A kalite, yarın ahirette mizanımızda yüzümüzü güldürecek olan o cümlelerdir. Onun için günümüzün akışı içerisinde bu bilinçle beraber hareket etmeli. Bizi ziyarete gelen veya ziyaretine gittiğimiz insanları bir şekilde konuşurken evire çevire işi imana davete, ibadete davete, haramlardan uzaklaşmaya, Kur'an'a davete bir şekilde getirmeliyiz. O bizim o meclisimizin gülü olacaktır. Bizim oradaki kalitemiz olacaktır. Karımız, kazancımız olacaktır. وَلَا تَسْ ikinci ayeti kerimeye geçiyorum. İkinci ayeti kerimede Cenab-ı Hak herkesin bildiği bir gerçeği önce söylüyor. وَلَا تَسْتَوِ الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ Kullarım, güzellikle kötülük, güzellikle çirkinlik eşit midir? Değildir. İyilikle kötülük asla eşit değildir. Birisi bembeyaz, birisi simsiyahtır. Peki, bir insana iyilik yapmakla kötülük yapmak eşit olur mu? O da eşit olmaz. Buradan ötesi çok önemli dostlar. İdfa billeti hiye ehsenu. Sen bir kötülük buldun. Kimden? Eşinden. Kimden? Çocuğundan. Kimden? Komşundan. Kimden? Ortağından. Kimden? Arkadaşından. Kimden? Herhangi bir insandan. Peki buna ne yapman lazım? Bir başka ayeti kerimede وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا Sana birisi kötülük yaparsa sen de onun yaptığı kötülük kadar ona karşılık verebilirsin. Affınıza sığınarak söylüyorum. Bir insan bize hakaret vari, çok affedersiniz, hayvan dedi. Biz de ona hayvan sensin desek karşılığını ödemiş olduk. Ne onun bizde alacağı var ne de bizim onda alacağımız var. Buna hakkımız var mı? Bu kadar hakkım vardır diyor Cenab-ı Hak. Peki bu ayet-i kerimede buyuruyor ki sana kötülük yapana sen kötülükle karşılık verme. Sen ona iyilik yaparak karşılık ver. Çok affedersin. O sana diyelim ki bana vatandaş hayvan dedi.
sevgili kardeşim nasılsın, iyi misin desem ona, ne yapmış olurum? Onun bana hakaretini ben ona çok güzel bir şekilde cevap vermiş olurum, karşılık vermiş olurum. Cenab-ı Hak Celle Celaluhu buyuruyor ki, اِدْفَعْ بِلَّتِي هِيَ اَحْسَنْ. Sana kötü davranana sen çok iyi davranarak karşılık ver. فَاِذَا الَّذ۪ي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَاَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Sana kötü davranan, kötü söz söyleyen, elbette sana sinirlendiği için, kızdığı için sana kötü söz söylemiştir. Ama sen ona iyilikle karşılık verdiğin zaman, onun sana olan düşmanlığı yok olur. Senin karşında, iyiliğinin karşısında, güzel davranmanın karşılığında ezilir, bükülür, mahcup olur ve içindeki düşmanlık yok olur. Sana çok samimi bir dost olur. Bazı dostluklar kavga ile başlar derler. Adam kavga yapar fakat bir tanesi alttan alır, kötülük yapana iyi davranır. O kavga dostluğa dönüşmüş olabiliyor. Yani burada kıymetli dostlar, Allah Celle ve Ala Hazretleri sosyal hayatımızda bize kötülük yapana dengi bir kötülük yapmayı cevaz olarak vermiştir. فَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَ فَاَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ. O ruhsatı verdiği ayeti kerimede de size de kötülük yapana dengi bir kötülük yapabilirsiniz ama af ederseniz, aranızı düzeltirseniz o zaman mükafatınızı ben vereceğim diyor. Orada da neyi tercih ettiriyor bize? Kötülüğe kötülükle mukabele etme yerine af etmeyi, arayı ıslah etmeyi efendim tavsiye ediyor. Bunu yaptığınız zaman فَمَنْ عَفَى وَأَصْلَحَ فَاَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ. Onun mükafatını ben vereceğim. Bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Efendimiz'e birisi gelir hakaret eder. Ebu Bekir Efendimiz radıyallahu anh aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in huzurunda o sahabe-i kiramın arasında sesini hiç çıkarmaz. Adam döner ikinci hamlesini yapar. Yine Ebu Bekir Efendimiz'e saldırır, sözlü saldırı yapar. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in huzurunda. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Efendimiz yine ona cevap vermez. Adam hani bizim Karadeniz tabiriyle hovunu alamadı. Üçüncü kez Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Efendimiz'e hakaret eder. Bunun üzerine Ebu Bekir Efendimiz affedersin kes sesini der gibi adamın hakaretine sert bir cevap verir. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Efendimiz bu sert cevabı verince Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem meclisten kalkar, uzaklaşmaya başlar. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh Efendimiz ya Resulallah özür dilerim, seni üzdüm mü der. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz ya Ebu Bekir, o sana ilk hakaret ettiğinde sen cevap vermedin, seni bir melek müdafaa etti. Meclisimizde seni müdafaa eden melekler vardı. İkinci hakaret ettiğinde yine cevap vermedin. Yine Allah Celle Celaluhu ikinci grup melek gönderdi. Onun cevabını o melekler verdi. Üçüncü kez sen sinirlenip kendin müdafaa edince melekler gitti, şeytan geldi. Şeytanın olduğu yerde de ben olmam dedi. Demek ki biz kızdığımız zaman, sinirlendiğimiz zaman rahmet melekleri yanımızdan uzaklaşıyor, şeytan yanımıza yaklaşıyor. Hele kızan ve sinirlenen Karadenizli birisi olursa, benim meşrepten birisi olursa oraya bir tane şeytan değil birkaç tane şeytan gelir. Çünkü insan sinirlendiği zaman öfkesine malik olamazsa o yani bir tokat atana bir tokat atmaz. İki de atmaz, bir kafa, bir tekme, ondan sonra bir yumruk, elinden gelen hepsini yapar, kovumu şimdi aldım der. Halbuki bir yumruk atana cezası nedir? Bir yumruktur. İki yumruk atanın cezası da iki yumruktur. İki yumruk atana siz dört yumruk atarsanız,
İki tanesi onun attığının karşılığı, diğer iki tanesi ise onun sizden alacağı olmuş olur. Yarın ahirette siz alacaklı durumdayken borçlu duruma düşmüş olursunuz. Yani kıymetli dostlar, okunan ayeti kerime bize ahlakın kemalini öğretiyor. Eğer biz böyle yaparsak, bize kötülük yapana iyilik yaparsak, aramızda düşmanlığın kalkacağını, iyi bir dostla yeniden tabiri caizse buluşmuş olacağımızı Cenab-ı Hak burada ifade ediyor. وَمَا يُلَقَّاهَا اِلَّا الَّذ۪ينَ صَبَرُوا. Bunu ifade ettikten sonra da Cenab-ı Hak Celle Celaluhu kötülüğe karşılık iyilik yapmayı ancak sabırlı insanlar becerir. Bunu herkes yapamaz. Bu şeref herkese verilmez. Herkes bunun altından kalkamaz. Dedikten sonra da وَمَا يُلَقَّاهَا اِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ. Bu büyük nimete, bu büyük şerefe, bu üstün ahlaka ahirette nasibi büyük olanlar ancak ulaştırılır. Onlara nasip olur. Kıymetli dostlar, şimdi biz bu ayeti kerimeleri beraber duyduk. Duyarken çok rahat, dinlerken çok rahatız. Ama şimdi trafiğe çıktığımızda, evimize giderken birisi trafikte bizimle bir problem yaşasa, bize de bir kötü söz söylese, bu hemen uygulama unutulmuş olabiliyor. Yani dinlemesi kolaydır fakat uygulaması gerçekten zordur. Dediğim gibi Karadeniz meşrepli olursa da biraz daha da zorlaşıyor bunu uygulamak. Ama Cenab-ı Hak Celle Celaluhu وَمَا يُلَقَّاهَا اِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ. Ahirette nasibi büyük olanlara bu ikram edilmiş olur, lütfedilmiş olur. Kıymetli dostlar, bugün burada bunları dinlediğimiz ve birbirimizi gördüğümüz gibi şu gerçeği de bilelim. Yarın ahirette Allah Celle ve Ala Hazretleri mahşer meydanında bütün insanlar beklerken nerede kızdığı zaman öfkesine malik olanlar, nerede kızdığı zaman öfkesine malik olanlar, öfkesinin mağlubu olmayanlar, frenleri tutanlar, kötülük yapmayanlar, sinirinin esiri olmayanlar gelsin, onları arşın gölgesinde gölgelendireceğim diye onları özellikle çağıracak, mahşer meydanındaki insanların arasına seçecek, Arş-ı Rahman'ın gölgesinde onları gölgelendirecektir. Sonuç olarak gördüğümüz gibi sosyal hayatımızda, aile hayatımızda, beşeri münasebetlerimizde öyle üstün bir ahlakı Kur'an-ı Kerim bize öğretiyor. Bugün duyduk, yarın bir daha duyarız, sonra bir daha duyarız. Yavaş yavaş ahlakımız buna doğru kayar mı? Elbette kayar. Birden olmayabilir. Ahlakın değişmesi çok kolay değildir. Ama insan duyduğu zaman, kalbine yerleştiği zaman 1, 2, 3 derken bu kemalat insana sirayet eder. Elhamdülillah bunu duyduk. Cenab-ı Hak bizlere duyurdu. Anladık. Cenab-ı Hak bize anlattı. Rabbim yaşayabilmeyi de her birimize nasip etsin diyorum. Bugün uzun bir aradan sonra siz dostlarımızla bir araya gelmiş olduk. Hani henüz yaz tatili arkadaşlar açısından bitmedi diye düşünüyordum. Ama Cenab-ı Hak hepinizden razı olsun. Tahmin ettiğimizden daha güzel bir şekilde geldiniz. Cenab-ı Hak her adımınıza bir hac, bir umre sevabı ihsan eylesin. Ehli Kur'an olarak yaşamayı, ehli Kur'an olarak son nefesimizi teslim etmeyi, ruz-u mahşerde de ehli Kur'an olarak haşrolmayı Rabbim hepimize nasip eylesin. Rabbim kazançlarınızdan, Rabbim çocuklarınızdan, Rabbim eşlerinizden yüzünüzü güldürsün. Amin. Yüce Rabbim hastalarımıza ve hastalıklarımıza da acil şifalar ikram eylesin. Aile büyüklerimizden, aile bireylerimizden, hocalarımızdan, dostlarımızdan, ahirete intikal edenlere garika-i garik rahmetler eylesin. Aramızdaki mütevelliden ahirete intikal edenlere, mütevellideki dostlarımızın aile bireylerinden ahirete intikal edenlere, bu müesseselerin yapılmasında ve devamında menkul ve gayrimenkul bağışlarıyla, zekatlarıyla, değişik
kalemlerdeki ödemeleriyle ben de bu hizmetin içerisinde varım diyen kardeşlerimizin Rabbim bütün geçmişlerine rahmet eylesin. Yüce Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.